Sevgili izleyenler, şimdi ismini yad edeceğimiz sahabe efendimizi ben yeni öğrendim. Belki birçoğunuz da ilk defa duyacaksınız. Zülbicadeyn, Hazreti Zülbicadeyn. İsmin anlamını hikayenin sonuna doğru öğreneceğiz hep beraber. Yetim bir delikanlı, babası yok. Amcası tarafından büyütülmüş ama hor görülmüş, hakir görülmüş. Kabilesinin ne yazık ki sözü geçmeyen, itibarı olmayan bir ferdi. Bir haber alıyor, konuşulanlardan duyuyor. Yeni bir din geldiğini, yeni bir peygamber geldiğini duyuyor. Ama kabilesindekiler bunu olumsuz bir şekilde anlatıyorlar. Ama bu delikanlı kendi muhakemesiyle bunu ölçüyor, biçiyor, düşünüyor, taşınıyor. Ve aslında bu gelen zatın gerçek peygamber olduğunu, son peygamber olduğunu, Efendimiz olduğunu anlıyor. Ve hakikat güneşine açıyor gözlerini ve gönlünü. Ve diyor ki gideceğim onun yanına. Böyle bir karar veriyor. Kabilesi öğrenince onun bu niyetini engel oluyorlar. Yolunu kesiyorlar. Gitmesine engel olmak için üzerindeki kıyafeti, ayakkabısı ne varsa alıyorlar. Üzerine sadece bir çuval giydiriyorlar. Eski bir çuval, eski bir çul giydiriyorlar. Komik bir görüntüsü var aslında. Gülüyorlar ona. Çocukların maskarası oluyor, kabilesinin yüz karası oluyor belki. Gülüyorlar ona. Artık bu halde hiçbir yere gidemez diyorlar. Ayağında ayakkabısı yok, üzerinde kıyafeti yok, rezil olur diyorlar. Ya bu inançtan, vazgeçer, yine o inandığımız putlara döner ya da bu şekilde yaşamaya devam eder diyorlar. Zaten bu şekilde de hiçbir yere gidemez diyorlar. Ama kim engelleyebilir bir kelebeğin ateşe uçuşunu? O bir karar vermiş, gidecek sevgilisine ve bir fırsat bulup kaçıyor. Yalın ayak düşüyor yollara, Medine yollarına yalın ayak düşüyor. Üzerinde bir çuvalla, kıyafeti yok, ayakkabısı yok. Dağlar, taşlar, çöl sıcağı, kumlar, susuzluk. İşte bunların hepsi aşkın ganimeti. Bunların hepsini bir hediye biliyor. Düşüyor yola ve gidiyor. Uzaktan Medine'yi seyrediyor. İşte diyor o şehir. Orada benim sevdiğim, orada bir güneş var, ben ona gidiyorum diyor, uzaktan seyrediyor Medine'yi. Üstü başı yara içinde, perme perişan. Diyor ki ben böyle çıkamam onun karşısına. Üzerindeki çuvalı ikiye bölüyor, ondan iki parça bir kıyafet yapıyor. Öyle gidiyor Medine'ye. Mescide varıyor, insanlar onu görünce, sahabeler onu görünce şaşırıyorlar. Adeta şok geçiriyorlar, ayakları paramparça. Üstü başı perme perişan. Üzerinde bir çuval, bir çul. Ya Resulallah sana geldim diyor. Allah'a iman ettim. Senin son peygamber olduğuna inandım. Sana geldim diyor. Efendimiz onu kabul ediyor. Hoş geldin diyor. Açıyor kollarını. Ve ona Zülbicadeyn diyor. İki çul sahibi. Bu ne güzel bir hitap. Dünyanın bütün giysileri o iki çulun yanında sıfır, hiçbir şey. Ve artık insanlar da ona Zülbicadeyn diyor. İki çul sahibi. Efendimizin yolunda, onun yolunda yürüyor. O nereye gidiyorsa peşinde gidiyor. Ve bir gün Tebük'te bir gece vakti, bir meşalenin aydınlığında üç kişi bir cenaze taşıyor. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer. Bu ne güzel bir cemaattir. Taşıdıkları cenaze Zülbicadeyn. Bu ne kıymetli bir cenaze törenidir. Bu ne mübarek bir cenaze namazıdır. Efendimiz kendi elleriyle yerleştiriyor mezara. Kardeşinizi uzatın bana diyor. Alıyor kucağına ve kabre yerleştiriyor. İşte bunu gören, o aydınlığı gören, bu hareketi gören Abdullah İbni Mesud anlatıyor bu olayı. Diyor ki Efendimiz aldı kucağına, onu kabre yerleştirdi ve bir dua etti. Allah'ım ben ondan razıyım. Ben ondan hep razı oldum. Sen de ondan razı ol diyor. Ve iç çekiyor Abdullah İbni Mesud. Ne olurdu diyor, o çukur benim çukurum olaydı. Oraya konan da ben olaydım ne olurdu diyor.